Her lezzetli haram, helal demeden, hak, batıl demeden, güzel, çirkin demeden uçar gider. Ben gönül kuşunu eğleyemedim ya Rabbim. Nefsimin havalarına dizgin vuramadım ya Rabbim. Gönlüm haşa huzur otoda konuyor, pisliğe de konuyor. Harama da konuyor, helala da konuyor. Cehennemi görüyorum, cenneti biliyorum ama nefsimin hevasından ben kurtulamıyorum. İki, gözüme uyku girmez, gönlümün kuşu uçar. Ya Rabbim marifetle muhabbeti senin zatını seçersem artık ben ruhumun, kalbimin kuşunu sana uçmakta eyleyemem. Senin zatına ne kadar aşık olsam kifayet etmez. Ben seni ne kadar sevsem senin zatına layık ubudiyet edemem. Şu şikayet nefsini bilen yerine bilmeyenin şikayetidir. Şu şikayet dinleyin. Sana iman ettim ya Rabbim. İmandan marifete geçip nefsi, dünyayı, ahireti seni bilemedim ya Rabbim. Seni hakkıyla sevemedim ya Rabbim. Sana muhabbetine layık ubudiyet edemedim ya Rabbim. Bir nefsin arzusu, hevası uğrunda ebedi Allah sevgisinden mahrum olanın feryadıdır. O zaman benim sabahlarım ebediyen olmaz. Senin zatına iman ettiğim halde kamil olamadım. Nefsimin arzularını dizginleyemedim. Haramları bildim, yolundan alakoyamadım. Şerleri gördüm, kaçamadım. Kötüleri gördüm, peşinden ayrılamadım. Ya Rabbim, o zaman ebediyen sabahlar olmaz. Benim derdim öyle elim bir derttir ki bu Allah'ı bilip hakkıyla layık ibadet edemeyenin gözyaşlarıdır. Günaha girmiş ama ubudiyete dalmış ve fakat muradına erememişin sözüdür. Allah'a kasem ederim, bütün tasavvuf kitaplarında işleyen şudur: nefsini dert etmek. Ya Rabbim, benim bir ciğer hastalığım var, dert ediyoruz, hastane hastane koşuyoruz. Ben böyle boş kelimeyi sevmiyorum ama idrak için ne yapayım? Bir illetten bin doktora gidiyoruz, sonunda doktorlar fayda vermezse hoca hoca dolaşıyoruz o maddi hastalığımıza bir deva için. Bizim nefsimiz ıslah olmazsa, Allah'ın azametine layık olarak ubudiyet etmezse, bu dert değil de nedir? Ebedi hüsran budur. Yemin ederim bütün tasavvuf ehlinin meselesi nefsini dert etmektir. Nefsini unutan cehennem yolu üstündedir. Nefsini unutan cehennem yolu üstündedir. Allah'ı unutmayan nefsinin derdi üzerinedir. Ya Rabbim, bu ne sıfattır ki sözüm geçmiyor? Ya Rabbim, iman ediyorum, binlerce nasihat ediyorum, beni dinlemiyor. Yemin ederim ben bir rüya görmüştüm bir gün. O rüyamda nefsime hitap ediyorum. Yedirdim, yedirdim, doyuramadım. Söyledim, söyledim, duyuramadım. 30 senedir söylüyorum, duyuramadım. Evliyanın izamın nuraniyetiyle söylüyorum, duyuramadım. Bütün kainatın sağırlıkları nefsistedir. Bütün kainatın körlükleri hakka karşı nefistedir. Ama lezzet, gazap ve şehvet olunca ondan daha uyanık yoktur. Ondan daha egoist yoktur. Anasını teper geçer, babasını soyar döver geçer, 40 yıllık kardeşini bir anda siler geçer. Bu ne beladır?
Ya Rabbim dilerim, dilerim şu sofi milleti, nefislerini dert etsinler. Eşi, komşuyu, dostu dert etmek erkeklik değildir. Komşunun noksanına üzelen adam alan haktır. Yani merhamet etmeyin demiyorum. Komşunun bir derdine üzülür de kendinin bin derdi vardır duymaz. Komşunun bir açlığına üzülür de kendinin iman ve muhabbet açlığı ebediyen vardır duymaz. Komşunun bir günahına ayıplar, yazıklar olsun, nasıl yapmış bunu der. Kız olsun, kız olsun, oğlan olsun söyler de kendi bin ayıp işler de bir kere dönüp de yazıklar olsun nefsim. Benim başıma getirdiğim bu şanlıktan, bütün bu çirkin Allah'ın rahmetinden uzaklaşayım bu şanlıktan. Ejderha görür rüyada, aslan kaplan görür rüyada, yılan çıyan görür rüyada. Dünyada görse 70 kere kaçar ama yemini billahi ederim rüyada görür de uyanınca tınlamaz. Bilmez ki o nefsinin sıfatıdır. Aslan dünyada yerse, imanı varsa şehit eder. Ama nefsin aslanı, insanı yerse kafir eder. Arazinin yılanı sokarsa, imanı varsa şehit eder. Nefsin yılanı sokarsa ebedi cehennem ateşi tattırır. Müminler, kim nefsini unutuyorsa, dert etmiyorsa, yemini billah ederim kainatın dertlisi odur. Onun için kaside bunun üstüne söylenmiş. Ünalan yurdunda çocuklar sohbet ettim pazar günü. Bir mübarek çocuk, ismi de Zülfikar, bu kasideyi okudu, deli oldum. Belki şu kadar dinledim, bu bantı almak için defalarca okuttum. Dedim bunu boynuma ip olarak assam ne güzel bir kasidedir. Ne güzel bir sözdür. Hakkın haberini kimden alayım? Bir mürşidi kamile sorayım. Haberini bir mürşidi kamile soralım. Bakın mürşidi kamilden bir misal ile nefsi bilenlerin yoluna devam edelim. Seçilmiş evliyadan Ebu Ali Dekkak Hazretleri radıyallahu teala anhum Hazretleri şöyle buyuruyor. 20 sene kadar Mekke'de ikamet ettim.
20 sene Mekke'de ikamet edip sabreden bir zatı nefis başına ne getiriyor bak. Bir gün nefsime bir süt iştahası doldu. Bir süt içeyim, bir süt bulayım, süt içeyim. 20 sene Mekke'de kalmış ama sonra Asfahan'a doğru Mekke'den 2 merhale uzakta bir yer. Mekke'nin civarı 2 merhale. Asfahan'a doğru çıktım, bir Arap kabilesine misafir oldum. Muradı bir süt meselesi, süt içecek. Orada gözüm bir cariye düştü. Muhabbeti gönlümü cezbetti. Cariye bana dedi ki, eğer sadık bir kimse olsaydın, Allah'ın muhabbetine sadık bir yar olsaydın, süt iştahasına tutulmaz, bir süt içinde buralara kadar gelir, bir cariye tutulmazdın. Bir süt iştahı, Allah'ım yarabbim yetiş. Bir süt iştahası cariye koca evliyayı aşık etti. Başı süt iştahası ya, bir süt içecek. Bir Arap kabilesine varıp koyunundan, devesinden süt içecek. Ben bu sözün tesiriyle, cariye Arif-i Billah'mış, keşif keramet sahibiymiş, sen eğer Allah'a sadık bir kimse olsaydın, deminki sözle, nefsin iştahları dolayısıyla elem ve ızdırapları Allah için çekseydin, sadık olsaydın, Allah'a sadık olanlar böyle derler. Onlar nefsine hücum ederler. Surelerde Hazretleri ayetin tefsirinde öyle diyor. Cüneyd-i Bağdat'ta Hazretleri öyle diyor. Allah ve Resulü davet ettiği zaman onlar nefsine hücum ederler. Nefsin verdiği elem ve sıkıntıları çekerler de muamelelerinde Allah'a sadık kalırlar. Onun için ilahi bir edebe sarılırlar da nefsine merhaba demezler. Aynı ayetin celilesini cariye annemiz Ebu Ali Dakkak Hazretlerine buyurdu. Eğer sen bir sadık kimse olsaydın, bir süt iştahasına tutulmaz, bir süt içinde Mekke'den bu kadar uzak mesafelere çıkmazdın. Ben bu sözümle Mekke'ye döndüm, Beytullah'ı tavaf ettim, rüyamda Cenab-ı Hazreti Yusuf Aleyhisselatı gördüm. Züleyha'nın fitnesinden kurtulmakla Allah senin gözlerini rüşan etti ya Resulallah dedim. Hazreti kime? Yusuf Aleyhisselam'a. Cenab-ı Sıddık-ı Azam Yusuf Aleyhisselam buyurdu. Ey mübarek Asfahanlı kadından kurtulmakla Allah da senin gözlerini rüşan etsin dedi. Rabbinin makamından korkan için iki cennet vardır ayetini okudu. Kim? Cenab-ı Yusuf Aleyhisselatü Vesselam. Bir gencin üzerinde güzel bir koku vardı. Ona yahu ne yapıyorsun her gün bu kadar masraf edip bu kokuyu alıyorsun dediler. Dedi bu Allah'ın lütfudur. Ben sürmüyorum. Allah'ın lütfundan bu kokuyu ben dinliyorum. Bu koku bana Allah'ın lütfunun eseridir. Yahu biz de Allah'ın kuluyuz. Bu lütufa sebep nedir? Neden senden hiç koku çıkmıyor? Her gün koku vücudunda mis gibi, amber gibi kokuyor. Dedi, bir kadın bana aşık oldu. Hile ile evine soktu. Nefsine beni davet edip zina etmek istedi. Ben baktım kadından kurtuluş yok. Gittim müsaade istedim. Dedim haçetin olur hayal. Ama müsaade et bir tuvalete gideyim. Tuvalete girdim. Helada ne kadar necaset, büyük abdest varsa elimi daldırıp elbiselerime her yerime sürdüm. Döndüm kadının yanına geldim. Dedim buyur ne istiyorsun hadi yapalım. Kadın dedim mecnun. Boka bürünmüş de gelmiş. Deli bunu atın dışarı dedi. Dışarıya attılar. O gece rüyamda gördüm. Cenab-ı Yusuf Aleyhisselam geldi. Ne mutlu sana ya mübarek. Allah seni kadının tuzağından halas eyledi. Sen kimsin ey mübarek? Ben Hazreti Mutlu Yusuf Aleyhisselam'ım. Senin de gözün aydın olsun. Allah da seni
kolaylıkla Züleyha'nın şerrinden halas eyledi dedim. İşte benim vücudumdan hiç çıkmayan koku Allah'a olan sadakatimden nefsime elem ve zillet çektirmek için helalın büyük necasetini elbisesine sürdü. Kadın dedi bu deli Mecnun'un biri bundan yatılır mı? Kapı dışarı ettiler. O necaseti iki kova su çıkardı ama ebediyen miski amber kokusuna girdi. Muhteremler bu nefsi bilmenin meselesidir. Allah'a kul olmanın meselesidir. Allah'a sadık olmanın meselesidir. Ayetin manası yine yukarıdaki ayet Allah ve Resulüne icabet edin. Sure-i Enfal 24. ayetin manası nefislerinizin hayatı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın suretine ve emirlerine uymakla olur. O kusurlarını görerek Allahu Teala'dan onu kusurlarını görerek Allahu Teala'dan onu utanın. İskender Han'ı Ataullah Hazretleri şöyle buyurdu. Tam burada gittik yine Allah getirdi. Bu ayeti kerime Allah ve Resulüne icabet edin uyun dört şekli üzerine olur. Bu uymak dört şekilde olur. Bir, tevhid icabıdır. İcabet edin. Nasıl icabet edeyim? Tevhid icabetidir. Allah-u Teala'yı birlemektir. Allah birdir, bakidir, evveli ahiri yoktur. Kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. İki, tahkik icabetidir. Onun hakikatını bilmektir. Üç, teslim icabetidir. Boyun eğip hakkın emrine ram olmaktır. Dört, yakınlık icabetidir. Nefse dizgin vurup muhabbetinde sadakat ister. İşte emre icabet şu dört hususa icabetle olur ki bunu dinleme, bunu anlayış bilmeye tabidir. Şu anlattığım hal icabettir. Bu bir anlayış ister. Onun için Allah-u Teala sufilere ve ümmeti Muhammed'e buyurdu. Sure-i Zümer 18. O kullarımı müjdele. Onlar söze dikkatle kulak verirler. Dikkatle dinlerler. Neden dikkatle dinlerler? Bir hastaya operatör ameliyat edeceğim seni 6 saat sürecek ciğerini alacağım böbreğini keseceğim dese nasıl canı gönülden dinlerler? Çünkü altında yatan can vardır. Teneşir tahtası gibi ameliyat masasına yatan can vardır. Ahmet, Mehmet, nefsini dert edersen Allah'ın huzurunda yatan bir nefis canı vardır. Öteki can adamı imanlıysan kabre götürür. Bu can imansızlığa götürür. Asıl buna kulak vermek lazımdır. Onun için bu dinleme anlayış ister. Şu anlayış bilme ister. Bu bilme gerçek değeriyle Allah'ın kelamına sarılıp nefsin ayıplarını bilip Allah'a rıza-i ilahi için nefsine dizgin vurmayı icap eder. Öyle olmazsa o kul hüsrandadır. O kul yanılgı içerisindedir. Şu halde mümin tevhidin, vahdaniyetin, Allah'ın birliğinin nuru apaçık parlayınca, kulak verince müminler ona kalbini de Allah-u Teala'dan başka her şeyden boşaltınca Allah-u Teala'nın huzurunda müşahedeye hazır bir duruma gelir. Artık Allah'tan gönderilen haberleri bir telsiz, televizyon, telefon anteni gibi Allah'ın haberlerini müşahedeye hazır olur. Ne zaman hazır olur? Kalbini Allah'tan gayrı şeyden keserse, Allah'tan gayrı kesen en kesif zulüm, en kalın perde, en çirkin yaratılış nefistir. Ondan kulağını keserse,
nefsi düşman eder de hiç küsmem, barışmamak üzere küserse, o zaman Allah-u Teala'yı idrak edecek bir anlayış anteni kendinden çıkar. Huzur-u ilahiye meyletmeye başlar. O zaman Musa Aleyhisselam'a hitap edilen Allah'ın ayeti Sure-i Taha, hani Şuayb Aleyhisselam'dan Firavun'a elçi olarak giderken Allah-u Teala bir ağaçtan hitap etti. Allah-u Teala bir ağaçtan Musa Kelamullah'a hitap etti. Ne dedi? Ulemanın beyanına göre, gerçekten ben senin Rabbinim. Ya Musa, gerçekten ben senin Rabbinim ya Musa. Hitab-ı celilesi ağaçtan işitildiği gibi Allah'ın hükümlerine kulak verince Rabb-i Teala onun ruhuna, gönül kuşuna hikmet ve marifetler, müşahadeler göndermeye başlar. O zaman keşif başlar, aşk başlar, Allah'ın hitabına boyun başlar, Allah'ın azametine karşı, rahmet-i ilahiye karşı iltica başlar. Birbirini Rabbim Teala ve Degeddes Hazretlerinin Rahmani binlerce meselesi Allah-u Teala razı olsun kendisine haberler olarak gelmeye başlar. İşte Allah-u Teala'dan böyle hitab-ı celile gönlüne hitap olarak ben senin Rabbinim, evet gerçekten sen benim Rabbimsin. Nefis parazitini giderdikten sonra televizyon kırçıklı gösteriyor. Radyo haberleri parazitli veriyor. Nasıl hassas düğme ararsın? Hep böyle olsa televizyoncuya gidersin. Kırçıklanmış camı mı değiştirirsin, canı mı? Telefonun telini mi değiştirirsin? Nefisin kırçıklığını, nefsin parazitini gidermeden Hakk'ın hitabı kulağa girmez. O zaman ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestü bi rabbiküm? Galu bela diyemezler. Nefis heva olarak, ya Muhammed, onlar hevalarını ilah ettiler. Şeytan der, ben senin Rabbin değil miyim? Beli, evet hükmüne rağmen. İşte imansız ölmek bundan olur. Bak, kime kulsun? Kimin hitabına beli diyorsun? Kimin ahkamının peşinden gidiyorsun? Ayak izine bak. Senin ayağından önce adıma atan nefsin mi, Halik'ın emri mi? Kimin izi üstündesin? Kimin gözü gözün üstündesin? Sen o adamsın. Bir bak, bir günde kaç kere Allah'a lebbeyk Allahümme lebbeyk diyorsun, bir günde kaç kere nefsine lebbeyk ya nefse emmarem lebbeyk diyorsun. Bir bak Allah aşkına, hiç ağlıya uluya acısından gözyaşı döküyor musun? Günaha girdim diyerek uykuların gidiyor mu? Onu dert ediniyor musun? Ne olacak benim halim? Bu iş gidiş nereye varır? Bu yolculuğun sonu helaka varır. Bu Allah'ı bilmek olmaz. Allah'ın haberini bulmak istersen bir mürşidi kamilden sor. İlle bir kamil terbiyeciye girmek lazım gelir. Kıymetliler, işte böylece bilmek lazım gelir ki Allah dilediğine hakkı iliştirir. Sure-i Fatır 22. ayeti celile, Bismillahirrahmanirrahim. İnnallahi yusmi'u men yeşâ. Allah dilediğine hakkı iliştirir. Yani sen böyle yaparsan o zaman Kur'an'ın hakikati rüya olarak, ilimden kitap olarak, sohbetten bir zattan sohbet olarak, bir abbattan ülfet olarak Allah ille sana bir hakkı ulaştırır. Hani nice meraklı haberler vardır. Buradan dinleyemesen şuna sorarsın. Ondan dinleyemesen şuna sorarsın. Ya ne olmuş, duydun mu, gazetede gördün mü, televizyon dinledin mi? Çok önemli bir dünya haberidir.
İşte dert nefsin derdi olursa, o zaman Allah dilediğine hakkı iliştirir. O zaman çoban olsa da zararı yok, Yemenici olsa da zararı yok, tüccar olsa da zararı yok, hoca olsa da zararı yok. O zaman hak ona ilişir. Hak gelirse batıl gider. Kardeşler, 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 Allah işimizi asan etsin, yolumuz uzun, hele biraz daha gidelim bakalım nasıl olacak. Bu dert ne büyük derttir de dertli olan görülmemiş. Akşemseddin Hazretlerine, İbrahim Tennuri Hazretleri geldi. Mübarek keşif kerametten maddi hastalıkların şifasını bilirdi. Günün bir saatinde Akşemseddin Hazretleri Göynük'te tekkesinde hasta kabul ederdi. Benim şu derdim var, benim bayağı maddi hasta. Dediler ya şeyh, sen şeyhsin, imamsın, ne bilirsin hastalık. Dedi, otlar bana haber veriyor, ben şu derde devayım, ben şu derde devayım. Muhteremler, işte nefis paraziti giderse, acı olan lezzetlerine elin bir ızdırapla tahammül edilirse, hakkın sahih haberleri gelmeye başlar. Hakkın güzel haberleri gelmeye başlar. O zaman o haberler geldiği zaman sahibine binlerce hakikati haber verir. Binlerce meseleye Allahu Teala onu ıttıla kesbettirir. O zaman otlar şifasını söyler. O zaman melekler hakikati söyler. O zaman nefsi ıslah için yol gösterici olur. O zaman ayet-i cellenin hükmü çıkar, Allah dilediğine hakkı işittirir. Dilediğine işittirir. Nasıl? Asıl işitilen Allahu Teala olunca, işittiren Allah olunca, hakkın lisanı vasıtasıyla eşinden, dostundan, sohbetten, ülemadan, bir kimseden Allah güzel bir dinleme terbiyesiyle ona söyler, dilediğini hidayete erdirir nuruyla da onu alır çevirir, hakkın duanına getiriverir. Yeter ki insan Allah'a yüzünü dönsün, yeter ki insan Allah'a yüzünü dönsün. Bir bak hele buna dediğime. Bir genç fesat meclisleri kurarak içki ve işret alemleri düzenlemekte meşgul olurdu. Kölesine 4 akçe verdi. Dedi git buna meza al da gel. Kölesi çıktı. Cenab-ı Mansur bin Ammar Hazretlerinin, Mansur bin Ammar Hazretlerinin tekkesinin meclisine uğradı. Biraz durup ne söylüyor bir dinleyeyim dedi köle. Mansur şöyle konuşuyordu. Allah için şurada bir fakir var. Kim 4 akçe verirse ona 4 dua yapayım. Kim 4 akçe verir? Meze almaya köleye 4 akçe verdi. Efendisi git meze al gel dedi. Git meze al gel dedi. Köle dışarı çıktı. Evliyayı izandan hakkın haberini sor sırrına göre vaktaki Mansur bin Ammar'ın tekkesinin meclisine vardı köle. Köle köle. Dedi ya bu Allah dostu bakalım ne diyor, muhakkak Allah'tan bir haber verir. Mübarek içeriden bir fakir var. Ammar Hazretleri dedi, Mansur Hazretleri dedi ya şu fakire kim 4 akçe verirse ona 4 dua edeyim. Köle dedi vallahi bu alışveriş karlı. Şu meze akçesini vereyim 4 dua alayım. 4 akçeyi verdi. Al şeyh dedi, Allah için 4 akçeyi veriyorum. Şeyh Mansur Hazretleri, istediğin 4 dua nedir? Ne duası istiyorsun? 1. Önce benim azad olmamı istiyorum. Kölelikten azad olayım.
İki, Hak Teala'nın, Hak Teala efendime tövbe nasip etsin. Alkolik Ayyaş ya, Allah efendime tövbe nasip etsin. Üç, elinden çıkan dört akçeyi de bana iade etsin. Dört akçeyi verdi, Allah'tan geri ver o parayı da diyor. Dört, Allah'ın sana, meclisinde bulunanlara, bana, benim efendime rahmet buyurmasını niyaz ederim. Dua et böyle dedi. Nerede kaldın? Ne aldın meze olarak? Dedi efendi kızma, Mansur bin Ammar'ın meclisinden dört akçeyle dört dua aldım dedi. Muhteremler söz oraya geldi. Allah dilediğine hakkı işittirir. Allah aşkına sarhoş meze beklerken dört dua gettim deseler köleyi öldürürler döve döve. Sen de döven hoca ben de. Bak Allah işittirirse anlayış veriyor. Allah murad ederse kim yaptı? Haberi kimden Allah'ın haberini alalım? Bir mürşit kamilden al. Mansur Hazretlerinden aldı haberi. Onun duası icabetli dua. Efendisi dedi ne meze getirdin, ne aldın? Efendim senin parayı dört dua aldım. Meseleyi efendisine baştan sona nakletti. Allah idrak verdi. Dilediğine hakkı işittirdi. Dedi seni bağışladım. Dört akçene karşı 400 akçede hediye veriyorum. Bundan sonra işlet alemine de tövbe ettim. Üçüncü dua. Dördüncü duası neydi? Allah sana, şeyhin kendine diyor şeyhe, Allah sana, meclisinde olanlara, bana, Allah'a rahmet etsin. Dördüncü dua da bu. Ama dedi, dördüncü dua benimle ilgili değil. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Allah o gece uyudu, rüyasında hatiften, gayıp aleminden ses işitti. Sen aciz bir kulken elimden geleni yaptım dedin. Köleyi dövmek, sövmek yerine ikram ettin. Dört akçesine 400 daha verdin. Günahına tövbe ettin. Nefsine göre musibet olurken, mezeyi getirmedi, şişeyi kafaya vururdu. Nefsine göre elem ve musibet olurken, benim azametim için sabrettin. Ben de Şeyh Mansur'u, cemaati, köleni, seni, cümlemizi mağfiret edip bağışladım. Muhteremler, niye duamıza icabet olmuyor? Niye Allah'a yalvaranların sözü geçiyor da biz 30 sene, 35 senedir bağırıp çığırız? Efendiler, hitaba kulak vermiyoruz. Nefsimize uyarak isyan edip dururken Allah'ın hitabına icabet etmiyoruz. Sure-i Celil'e göre bana ve Resulüme uyun, icabet eden ayeti celiliye icabet etmiyoruz. Etmediğimiz için de duamıza buyur ya kulum diye cevap verilmiyor. Şu halde ıslah olmak lazım gelir. İslah olmadıkça Allah'a azimüşşan ve tekaddes hazretleri Allahu Teala razı olsun, insana inayet çadırını açmaz ki. Onun için sen bir karış yaklaş, ben sana bir arşın yaklaşayım hitabı Allah'tandır. Biz Allah'a bir karış yaklaşacağız, Allah bize bir kulaç yaklaşacak. Biz Allah'a yürüyerek arzu hal edeceğiz. Ne şartla? Nefse, havasına, acıda olsa muhalefet ederek. Bir gün Harun Reşit Mansur bin Ammar Hazretlerine huzuruna çağırdı. 3 gün müsaade veriyorum. Söyle, bir sualim var. Sor bakalım. İnsanların en alimi kimdir? İnsanların en cahili kimdir? Sordu.
Şeyh Mansur bin Ammar Hazretleri dışarı çıktı. 3 gün müddeti varken yolda Allah ilham etti. İçeri geldi Harun Reşit Hazretlerine. Ey emir el müminin, cevabımı dinle. İnsanların en alimi Allah'tan korkup ona itaat edendir. İnsanların en cahili kendinden emin olup nefsine uyup asi olandır. İnsanlar iki kısımdır. Şeyh Mansur bin Ammar Hazretleri buyuruyor. Ya nefsi hakkında, ya Allah-u Teala hakkında ariftir. Nefsi hakkında ariftir. Nefsinin her türlü lezzetlerini, işlerini çok iyi bilir. Meze zamanı meze, içki zamanı içki, gazap zamanı gazap, sevap zamanı sevap. Bütün nefsinin her halini arif. Arif, bilgili, dost. Ya Allah ariftir, ya nefsine ariftir. Nefsi hakkında marifet sahibi olan, nefsinin inceliklerini bilip onun hakkında ilim sahibi olan, meşgalesi nefse muhalefet ve riyazet olur. Riyazet, nefse boyun eğdirerek ibadet etmek, mücahede nefsin arzularına karşı gelmektir. Eğer nefsinin hakkında arifsen, nefsinin sana yapacaklarından, akıbetinden, ahiretinden bilgiliysen, nefsinin alimiysen, nefsine karşı meşgalelerinde mücahede ve riyazet sahibi olur. Eğer Hak Teala'ya marifet sahibi ise meşgalesi gece gündüz rızası, tövbe istiğfarı, ibadet ve taat olur. Şu halde sofiler, nefsimize mi arifiz, Allah'a mı arifiz? Nasıl edeceğiz bilmem ya Rabbi, dert büyük hem dert çok. Ebu Hafs Hattat Hazretleri başlangıç hali şöyleydi. Önce nefsinin esiri idi. Nefsinden marif sahibi, bilgi, alim sahibi değildi. Hikmet-i Hüda bir cariye aşık oldu. Ne yaptı, çare bulamadı? Nişabur'da bir büyücü Yahudi'ye haber verdiler. Nişabur'a git, bir büyücü var, Yahudidir. Sana aşık olduğun cariye deva getirir dediler. Sihirbaz Yahudi'ye vardı. Hal mesele budur. Yahudinin Müslüman olan Ebu Hafs Hattat, demirci Ebu Hafs'a cevabı. 40 gün süreyle namazı terk et. Hiçbir ibadet taatta bulunma. Hiçbir Allah'a yarar hayırlı iş yapma. Sakın ola Allah'ın adını ağzını anma. Senin işinin cariye ile meselesini böyle çözerim. 40 gün sonra cariye evine getirim dedi. Aşk galebe çaldı. Nefsin marifetini bilmediğinden, nefsinin cahili olduğundan Yahudinin sözüne uydu. Namazı terk etti. Hayırlı işleri bıraktı. Allah'ın zikirlerini bıraktı. 40 gün sonra geldi. Sihirbaz Yahudi sihirini uyguladı. Netice vermedi. Dedi ya sen ahdini bozmuşsun. 40 gün ben Allah'a sen darıl küs demedin mi? Dedi vallahi darılıp küstüm, daha ne yapayım, namazını bile kılmıyorum dedi. Yahu zikrettin mi onu, hiç çağırdın mı? Yok, ağzıma Allah da demedim dedi. Ya ne kadar kötü bir şey. Sihirbaz Yahudi'nin reçetesi bu. Hiç Allah'a ağzını alma, zikretme. Tövbe estağfurullah ya. Şimdi zikir zaman değilmiş ama. 40 gündür sen ne yaptın? Allah aşkına ne amel ettin de benim sihir sana tutmuyor? Dedi vallahi hiç Allah'a yarar bir iş etmedim.
Yalnız bir gün yoldan geçerken müminlere eza olmasın diye yoldan bir taşı kenara kaldırdım dedi. Vah dedi ya, senin Allah'ın ne kadar da keremliymiş. 40 gündür isyanın bin bir türlüsünü ettin, darılmadı da bir ayağa taş takılmasın diye yaptığın hayırdan bizim sihiri bozdu dedi. Yahu senin Allah ne güzel Allah'mış dedi. Ebul Hafs'ın içinde Allah'ın hakkı işiten bir ses duydu. Vah dedi ya, ben Allah'a 40 gündür isyan edeyim de bir taş sebebiyle beni zelil etmesin, perişan etmesin. Yahudinin elinde tövbe etti. Yani Yahudi tövbesine sebep oldu. Vah dedi, bu Allah ne kadar büyükmüş. Muhteremler, demirciydi Ebu Hafs Hazretleri, her gün bir altın kazanır, yetim ve dulları gece tenha tenha sorar dağıtır, yatsı namazından sonra orucunu açar, gider yatsıdan sonra dilencilik eder, orucunu açardı. Bir altın kazanır her gün demircilikten, yetim ve dullara dağıtır, orucunu açmaya dilencilik ederdi. Yani ey benim nefsim, sen dilencilik malına müstahaksın, sen dilenciliğe layıksın, sen o bir altınla beslenecek tıynette değilsin. Allah için Muhammed aşkına söyleyin, evinizin kapısında haşa huzur bir köpek olsa kuzunun koyunun en güzel yerini mi verirsiniz? Güfteğini, pirzolasını, ciğerini, bağırsağını, dalağını mı köpeğe atarsınız? O da kasten nefsine zulm olsun diyerek dilencilik veriyordu. Zelil olsun. Halbuki bir altın kazanıp durur. Böylece ibadete devam ederken bir gün çarşıdan geçerken bir dervişin açıktan okuduğu bir zikir kalbine tesir etti. İnnallâhi yusmi'u men yeşâ'ı. Allah dilediğini hakkı işittirir. İşte işitti. Yanından çarşıdan geçerken şöyle okuyordu birisi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'tan bekledikleri şey kendilerine göründü. Allah'tan bekledikleri şey kendilerine göründü. Zümer suresi 47. ayeti celileyi okudu. Kalbi takıldı. Kalbi takıldı. Demek Allah beklenen şeyi vermeye kadirdir. Ya Rabbim ben senin rızanı isterim. Bu nefsimin belasından beni kurtar. Ya Rabbim derdim nefsim olsun da sana marifet ve muhabbetle sadık olayım. Nefsini dert edindi. Ama Allah vaadini de duydu. Allah'tan bekledikleri şey kendilerine göründü. Ne oldu? Allah inayetiyle yetişiverdi. Demir dükkanında demir dövmeye başladı. Demirler körükçü körük çeker, kömürleri koyarlar, çırakların üçü beşi birden dan dan demiri döverler, istenilen şekilde sokarlar. Aşkı nefsi olunca Allah'ın muhabbetinden sabahlara kadar ebeda gönlüme uyku girmez sırrıyla demiri maşa ile kelepçe ile tutmak yerine unuttu, eliyle tutuverdi. Derdi Allah olunca dünya silindi. Ocağa verilmiş nar gibi demiri kelepçe ile tutmak lazımken eline attı, tuttu. Kasten değil. Derdini unuttu. Allah'tan bekledikleri şey kendine göründü. Allah benim de beklediğimi yollar derdi o demir döyüyor. Ama gönlü Mevla'da, kulum Mevla'da. Ya Rabbim beklemiyoruz. Allah'tan bir beklediğimiz yok ki. Görünecek bir şey beklemiyoruz. Şehr-i Ramazan olsa hilal bekleriz. Askerde oğlumuz olsa izin bekleriz. Nişanlı olsak düğün bekleriz. Borçlu olursak para bekleriz. Ya Allah'tan ne bekleriz?
Ne görünecek bize Allah aşkına? Elini açtın da ya Rabbim filanı gönder. Ne dedin? Ot çok istedik. Dert edinmiyoruz. Vallah nefsini dert etmedikçe Mevla'dan bir rahmet görünmez. Nefsini dert edecek, ağrı figanı sancıyan kalbi gibi olacak. İsalli bağırsağı gibi olacak. Kör olmuş gözü gibi olacak. Benim gözlerim Allah göstermesin, senin gözün bir dakikada kör olsa Allah biliyor dünya zindan olur. Yani körün zindanlığı ayrı, elem zindanı olur. Dünya başımıza yıkılır. Yahu nefisten Allah'tan ayrı düştük de hiçbir derdimiz yok. Hep hayır bekleriz. Böyle kulluk olmaz ki. Efendiler Mevla böyle bulunmadı ki. Allah dert edilmedikçe, onun içinde düşmanın nefis tepelenmedikçe Allah'tan bir şey görünmez ki. Allah çarşıdan geçerken o ayeti ona müjde olarak okutturdu. Ey abdim oku. O abd okudu ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'tan bekledikleri şey kendilerine göründü. O gün geldi bu dert üstüne. Ya Rabbim bana da gönül inayetini saç. Demiri tuttu. Örse koydu. Çıraklara dedi çekişmeyin, vurun. Çıraklar şaşırttı. Usta kelepçe mengene yerine eliyle tuttu. Demir temizlenmiş nar gibi kıpkırmızı. Dedi usta ne haldir bu? Neyini demirin temizleyelim? Eline bir bak ne tutuyorsun? Eline baktı, nar gibi demiri tutuyor. Bir nara vurdu cezbe, demire attı. Demire attı. Dükkanı demire attı. Çırakları böyle deyince dükkanı yağmaya verdi. Artık dedi bu dükkan bize kapandı. Eliyle demir tutan demircinin meşhur olur. Meşhurluk nefse eza verir, safa verir. Bu demiri elimizle tuttuk, bu dükkan bize kilitlendi, demircilik haram oldu dedi. Ya Allah'ı bilmek ne güzel, zaten nefsi bilen Allah'ı bilir. Şimdi Allah'ı bildi. Allah'ın beklediği göründü. Dükkanı yağmaya verdi. Yani Allah için tasadduk etti. Dedi bunca yıllar şu nefsinden kurtulayım dedim. Şu boş dünya meşgalesinden çıkayım dedim. Gerçi biz işten el çektik ama iş bizden el çekmedi. Bunun bir faydası olmadı. Şimdi biz işi terk ettik. Bir işe yaramadı. Bari güzel bir iş tutalım da o Allah'a yarasın dedi. Nefsi elinde eski demir bildi. Körüye nefsini soktu muhabbet ateşine. Riyazet ve mücahede ile işini tuttu. Yeni bir iş tuttu. Eski işe son verdi. Yeni bir iş tuttu. İşsizlik parası alıyor. Mücahede ve riyazet. Bizimkiler öyle değil. Filan işten son verdiler, işsizlik alıyor. Yeni bir işe çağrılıyor. Diyor, bunca zaman dünyadan el çekmek istedik ama bize fayda vermedi. Allah bize işten el çektirdi ama bize bir deva iş verdi. Nefsimizi eski demir gibi elimize aldık. Muhabbet ateşine soktuk. Marifet çekişleriyle dövüyoruz. Mücahede riyazete girdi. Mücahede nefse muhalefet etmek, arzularına uymamak. Riyazet nefse muhalefet ederek kendini ibadet ve taata vermek. Demircilik gitti, nefsin demirine yapıştı. Nefsine dedi vallahi ben seni döveceğim. Kilit yapacağım, anahtar yapacağım cennete atsın. Kilip yapacağım seni harama kapasın. Ev yapacağım rıza evi. Hamam yapacağım taharet hamamı.
ben seni bir yapacağım gör şimdi bundan sonra dedi. Dünya dükkanını kapattı, ahiret dükkanı açtı. Ya Rabbim, ya Rabbim nasıl edeceğiz? Dert etmiyoruz kardeşler. İslamiyet nefasettir, nezakettir, kemalattır, yumuşaklıktır, irfan ve anlayıştır. İmamlıkla, hacılıkla, hocalıkla, senelerce geçen sufiliğin kocalıkla Allah bulunmaz. Nice sufi var 40 senede 5 kuruş bulamamış, nice sufi var 40 günde muradına erer. Yeter ki insan tövbe ederek Allah'ın ipine sağlamca sarılsın. Allah'ın ipine sağlamca sarılsın. Ya Rabbim nasıl edeceğiz? Kardeşler bir çare yok mu? Bu derde bir deva yok mu? Bundan bir anlayan bir hal ehli yok mu? Kardeşlerim nasıl edeceğiz? Ya Rabbim siz yetişin. Sonra ne oldu bakalım? Allah ne yapacak bakalım? Böylece ibadet ve taatla nefsini dövüp dururken bitişik bir yakın yerde medrese vardı. Medresenin cemaati, hocaları demirci Ebu Hafsa dediler ki ya burada hadis okunur. Sen inzivayı çektin, murakabeyi, nefsinin terbiyesini seçtin. İlimsiz olur mu? Gel hadis dinle dediler. Cevap: 30 yıl var ki, demek 30 yıl geçmiş dükkanı kapatalı. 30 yıl var ki dinlediğim bir hadisin hükmünü veremedim. Sizden 1000 tane daha dinlesem derdim böyle devam olmaz ki. Allah aşkına burayı anla. 30 yıl var ki dinlediğim bir hadisin hükmünü veremedim, yerine getiremedim. Sizden 1000 hadis dinlesem deva olmaz ki, derdi dinmedikçe, muhtevasını amel etmedikçe. Ya 30 senedir yapamadığın hadis nedir? Dedi Allah'ın Resulü buyurmuş. Kişinin işine yaramayan şeyleri terk etmesi iyi bir Müslüman olmasının alametidir. İyi bir Müslüman oluşundandır. Kişinin işine yaramayan işleri terk etmesi iyi bir Müslüman oluşundandır. Daha ben bu hadise göre nefsimin 1001 arzu haramını terk edemedim ki, gıybetten dilim kesilmez, suizandan gönlüm bitmez, hırs ve tamah ciğerimden gitmez. Daha ben halini teptil edemedim ki, daha bir hadis cesidimde ahlak olmadı ki. Kâlellâhu teâlâ fil kitâbil kerîm, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kâle, melekler diyor hâle. Anladım kâle, Allah Resulü söylemiş. Meleklerin ikisi diyor hâle, sen bu hadisten ne hal sahibi oldun? Hani senin halin? Haltinle amel mafi. O zaman amel yok. Kurban, İslam budur. Kale. Hocam hale yok. Kardeş hale yok. Yare gönül teneşirde yıkanmadan gel gidelim. Yare gönül teneşirde yıkanmadan gel gidelim. Yare gönül nusret bizde lütuf iken, nefisten de meftun iken, can bedende meskun iken, gel gidelim yare gönül, can bedende meskun iken, gel
gönül nefse uyma sakın. Korktuğumuz günler yakın, Hakk'a yarar ahval takın. Gel gidelim yâre gönül, Hakk'a yarar ahval takın. Gel gidelim yâre gönül. Dost kapusun bekler bizi, yolda giden dizi dizi. Allah diyen dilimizi götürelim yâre gönül. Allah diyen dilimizi götürelim yâre gönül. Hak hak diyen kalbimizi, tefekkürden beynimizi, ona açık elimizi götürelim yâre gönül. Ona açık elimizi götürelim yâre gönül. Yar evine uğrayanlar, yar manasın anlayanlar, gece gündüz ağlayanlar. Gel gidelim yâre gönül, gece gündüz ağlayanlar. Gel gidelim yâre gönül. İksir içen yar evinden, ahir ömrün her deminden. Tadı kalır hem lebinden. Gel gidelim yâre gönül. Tadı kalır hem lebinden. Gel gidelim yâre gönül. Hayraninin son sözüdür, Hakk'ı seven Hak özlüdür. Ömür kısa hem gözlüdür. Gel gidelim yâre gönül, yâre gönül. Gece gündüz ağlayanlar. Gel gidelim yâre gönül. Şu halde nefis nedir? Az konuşup işimize yine dönelim. Nefisin hakikati nasıl bir şeydir? Arifler bunun hakkında ne söylemişler? İnşallah onu anlamaya çalışalım. Sultanımızın bereketi, evliyanın himmetiyle inşallahu teala. Lügat itibariyle nefis, kısa bir bilgi, bir şeyin varlığı, hakikati, zatı, kendisi manasına gelir. Nefis, bir şeyin varlığı, hakikati. Bir şeyin nefsi, o şeyin zatı, varlığı, kendisidir. Bu sözden maksat, nefisten maksat, İttifakla verilen habere göre şerrin kaynağı kötülüğün temelidir. Şerrin kaynağı kötülüğün temelidir. Nefis ruh gibi bedene tevdi edilmiş ayındır. Ayın ki o şey, şu kitap ayın, takke ayın, teyp ayın, kürsü ayın. Nasıl ruh Allah'ın emriyle vücutta bir ayn ise, bir varlık ise, bir şey ise, nefis dahi ruh gibi cesette bir varlıktır. Kalıbın
bedenin sıfatı ruh olduğu gibi nefis de kötü huyların, çirkin fiillerin ortaya çıkmasının sebebi nefistir. Nefis iki kısımdır. Bir, günahlar, bu da yeni söylediğimiz bir söz. Nefis iki kısımdır. Bir, günahlar, iki, kibir, haset, cibrilik, gazap, öfke, kim gibi sıfatlardır. Cibilliyettir, yaratılıştır. Günahlar nefsin cibilliyetinden, ahlaksızlığının neticesi olarak haramların işlenmesinden meydana gelir. Şu halde günahların temizlenmesi nefsin cibilliyeti olan hasletlerinin değiştirmesiyle kaildir, mümkündür. Haset var mı? Var. Cimrilik var. Öfke, gazap, kin, nefret, zulüm, haksızlık, günahlar.